Bildiğiniz gibi geçtiğimiz 2-3 hafta önce 5 Aralık'ta Merkez İlçe Kongremizi yaparak Aksaray'da gerçekten bu 2 hafta süresi boyunca güzel, olumlu yansımalarıyla geri dönüş olan Osman Yılmaz kardeşimizi delegelerimizin hür iradeleriyle Merkez İlçe Başkanı seçtik. Ocak 22'sinde de inşallah il kongremizi yaparak Aksaray İyi Parti il başkanlığını devralacak arkadaşımızı yine il delegelerimizin hür iradesiyle tespit edeceğiz. Bugün burada hem Merkez İlçe Başkanımızı siz çok değerli basın mensuplarımıza tanıtmak hem de il başkanlığına aday olan veteriner hekim, gencecik, pırıl pırıl bir kardeşimiz Cumal Asal'ı adaylığını sizlerle paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Ama ben onun öncesinde pazar günü ayın 25'inde Türkiye'de belki de eşine ender rastlanan bir çalıştayımız var. Kadın çalıştayımız var. Türkiye'nin 81 ilinden 4 köşesinden kadınlarımızın katılacağı, Sayın Genel Başkanımızın başkanlık edeceği kadın çalıştayımız var. Bu vesileyle ben tekrar bu çalıştaya katılacak analarımıza, bacılarımıza, kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra katılmak isteyen olursa da başımızın üstünde yeri var diyorum. Değerli basın mensupları, genel seçimlerin üzerinden yaklaşık 4,5 sene geçti. 4,5 sene zarfında ben Aksaray milletvekili olarak Aksaray'ın sorunlarını dile getirmekte, tabiri caizse dilimde tüy bitti. Feryadımı, sesimi, figanımı dağlar, taşlar, böcekler, kuşlar, börtüler duydu. Ama Aksaray'a hizmet etme noktasında varlıklarıyla yoklukları belli olmayan Aksaray milletvekilleri ve Aksaray çantada keklik gören AK Parti hükümeti ve AK Parti hükümetine hizmet eden bürokratlar Aksaray'ı görmezlikten geldi. Ve geçen Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında Sayın Bakan'ın gözünün içine baka baka Aksaray'a bir özür borcunuz var. Aksaray'a demiryolu sözünüz var. Aksaray'a Ortaköy, Aksaray yolunun yapılması sözünüz var. Aksaray'a havaalanı sözünüz var. Nerede bu sözleriniz dediğimizde Aksaray'a Harun Bey'in manşetiyle beraber 8 kelimelik bir cevapları olmuş. İhale yapıldı, yapılacak, programa aldık, alınacak. Ya 20 yıldır iktidardasınız. 20 yıldır memleketi yönetiyor. 20 yıldır Aksaray, AK Parti'ye olmayan vagonlar dolusu oy verdi. Yani Aksaray mecliste de Sayın Bakan'ın, Sayın Milletvekillerinin gözünün içine baka baka ifade ettiğim gibi Aksaray AK Parti'ye oy vermekten başka, belediye başkanı vermekten başka, il genel meclisi, belediye meclis üyeleri vermekten başka, çuval çuval oy vermekten başka ne yaptı da siz Aksaray'a bunu yapmıyorsunuz? Sayın Milletvekilimiz sosyal medyada, basında takip ettiğimiz kadarıyla Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'yla yaptığımız görüşme çok olumlu geçti. İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanı'yla yaptığımız verimli gelişmelerden, görüşmelerden sonuç. Ya görüştünüz de ne konuştunuz? Çay kahve içtik, hal hatır sorduk, çoluk çocuk Allah'a bin şükür iyi dedik de Aksaray'ın hangi sorununu çözüme kavuşturdunuz? Somut olarak Aksaray'ın şu sorunu şu şekilde çözülecek dediğiniz ne var? 20 yıl oldu Aksaray AK Parti ile idare ediliyor. 20 yıldır verdiğiniz sözlerden hiç olmazsa bir tanesini yapın da biz de diyelim ki ne yapalım? 20 yılda ancak söz verdikleri 100 kilometre bile olmayan bir demir yolunu yaptın. Veya ona gücü yetmedi de 30 kilometre olan Ortaköy Aksaray bölünmüş yolunu yaptı. Veya diyelim ki Aksaray'ın öz kaynaklarıyla dönemin valisi Emir Durmaz, Allah razı olsun, onun çabası ve gayretiyle belde ve belediye başkanlarımızın maddi manevi katkılarıyla %70'ine yakını tamamlanan 75. yıl havaalanını yaptık diye. Ya hadi onu da yapmadınız. Ya bir araştırın. Ben araştırdığım kadarıyla Konya'da bulunan ana jet üssünün bir yedeği olması gerekiyor. Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bey'e gittim, dedim ki Sayın Bakanım, bakınız Konya Aksaray arası işte 140 kilometre ve sizin orada bulunan ana jet üssünün bir yedeği lazım. Aksaray'da şu anda kamulaştırması yapılmış, pistin ham piste atılmış, ince pistine gerek duyulan tabiri caizse %70'i tamamlanmış bir havaalanımız var. Gelin burayı askeri havaalanı olarak ana jet üstünün yedeği yapın ve burası
Bandırma gibi, Merzifon gibi sivil hava uçuşlarına da açık olsun. Aksaraylı hemşerilerimiz bundan faydalansın. Not aldı. Not alır. Başka bir şey yapmıyor ki. Nerede iktidar milletvekilleri? Ya hiç sormuyorum Aksaraylı hemşerilerim. Kardeşim siz Ankara'da ne yapıyorsunuz? Hangi Aksaray'ın hangi problemini takip ediyorsunuz? Hangi problemini çözüme kavuşturuyorsunuz? Vatandaşın telefonuna bakmıyorsunuz. Vatandaşın derdiyle ilgilenmiyorsunuz. Hadi onlar diyelim ki üst siyasetçi. Biz devlet siyaseti, Aksaray siyaseti yapıyoruz diyorsunuz. Ya o zaman Aksaray'ın hangi problemini çöz? Devlet eliyle Aksaray'a özel Aksaray için yapılan ne var? Üniversite var diyecekseniz, üniversite Hakkari'de de var, Bayburt'ta da var. Bölünmüş yol var diyecekseniz, bölünmüş yol diğer illerin ilçeleriyle var. Aksaray'ın hangi ilçesiyle bölünmüş yolu var? Bana bir söyler misiniz? 1 milyon turist giden Ihlara'ya, Aksaray'ı bağlayan Gireçlik mevkiinde her hafta ölümlü kazalar meydana geliyor ya. Aksaray bunu hak ediyor mu? Yazık, günah değil mi? Nerede Aksaray'ın vekilleri ya? Bir sorsunlar, desinler ya hemşerim biz size oy verdik de bundan sonra size nasıl oy vereceğiz, ne yaptınız? Yani biz sizin heybenizi doldurduk da siz vatandaşın, Aksaray'ın heybesine ne koydunuz diye sormayacak mı Aksaray'la hemşerim? Hangi yüzle gelip soracaklar? Hala yapacağız, edeceğiz. Hani bir laf var ya, demir tava geldi, köz tükendi, kömür tükendi, akıl başa geldi, ömür tükendi. AK Parti'nin siyasi ömrü tükendi. Bu saatten sonra geri kalan 5-6 ayda hangisini yapacağız? Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor, diyor ki Türkiye'de yolsuzluk var. E var. Türkiye'de yoksulluk var. Var. Türkiye'de rüşvet var. Biz boyu. Var. Altına imza atıyoruz biz. Türkiye'de yasakları demedi. Ben de ekleyeyim. Türkiye'de yasaklar var. Var. İyi de Sayın Cumhurbaşkanı, muhalefet partisinin genel başkanı. 20 yıldır bu memleketi kim yönetiyor? Yani Sayın Cumhurbaşkanı 20 yılın sonunda geldiği nokta Türkiye'de yolsuzluğun, yoksulluğun, rüşvetin ve de yasakların olduğunu kendisi bize altına imza atarak kabul ediyor. 20 yılda yoksulluğu niye bitirmedi? 20 yılda yolsuzluğu niye ortadan kaldırmadınız? Yasakların üzerine niye yasak ekledi? Hani siz 3Y formülüyle iktidar olmuştunuz? Hani yolsuzluğu bitirecektiniz? Hani yoksulluğun kökünü kazıyacaktınız? Hani yasakları kaldırıp demokratik temel hak ve özgürlüklerin tavan yaptığı, herkesin başını rahatça yastığa koyup güzelce uyuyacağı bir Türkiye vaat etmiştiniz? Nerede o Türkiye? Yasakların olmadığı, yolsuzluğun, yoksulluğun olmadığı Türkiye nerede? Sormayacak mı Türk milleti bunu? Daha 3 gün önce Eskişehir'de Elif kızımız yokluktan, yoksulluktan, açlıktan hayatını kaybetmedi mi? Hangi yüzyıldayız? Hani diyorlar ya, madem Hazreti Ömer benim açlığımı, tenceremin kaynadığını bilmeyecekti de ne diye halife oldu? Siz yoksulluğu kimsesizlerin kimsesi olacağız diye, yoksulluğu ortadan kaldırıp kimsesizlerin kimsesi olacağız diye iktidar olmadınız mı? Değerli Aksaray hemşerilerim, İyi Parti bir bayrak değişimiyle, nöbet değişimiyle, genç ve dinamik kadrolarıyla hem Aksaray'da vatandaşımızın önce dualarına, gönlüne, daha sonra da hizmetine talip olarak yola çıkmıştır. Bugüne kadar partimizin çeşitli kademelerinde büyük fedakarlıkla, özveriyle, bedel ödeyerek hizmet eden tüm yöneticilerime buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah 22 Ocak'ta yapılacak olan il kongremizde de bayrağı devralacak başkanımız ve onun yönetimi Aksaray'ın hak edeceği şekilde özlediği, susadığı hizmetleri gelmesine vesile olacak. 6 ay sonra yapılacak seçimde de iktidar partisinin il başkanı olarak o sorunları çözecek bilgiyle, birikimle, heyecan, arzu ve şekle yönetime gelecekler. Ben bu duygu ve düşünceler içerisinde bir kez daha hepinizi saygıyla selamlıyorum. Genel merkezimizin almış olduğu kongre kararı ile 22 Ocak'ta yapılması planlanan il başkanlığı için ilk resmi açıklamayı yapacak Cumali Asal Başkanım'ın basın açıklamasıyla beraberiz. Biz bu yola çıkarken siyaset gençleşecek, Türkiye iyileşecek mottosuyla çıkmış bulunmaktayız. Şahsım ve teşkilatım genç, dinamik bir yapıya sahip. İnşallah il yönetimi de aynı genç, dinamik bir kadroyla oluşursa çalışmaktan onur ve gurur duyacağımız bir teşkilat yapısı olacak. Vekilin de söylemiş olduğu gibi bu teşkilat inşallah 2023 yılında Aksaray'a iktidar olarak il başkanlığı ve ilçe başkanlığı görevini üstlenmiş bir teşkilat yapısı olarak mücadele vermeye devam edeceğiz. Hepinize hoş geldiniz diliyorum. Şimdiden Cumali Asal Başkanıma hayırlı olsun diyor. Aksaray'ın sorunlarını, Türkiye'nin sorunlarını burada gündeme getirdi. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle arkadaşlar, AK Parti iktidarını Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yoktur. Söyleyecek hiçbir sözleri kalmamıştır. İnşallah bunların 5-6 aylık gibi kısa bir süre zamanları kalmıştır.
Bugün İYİ Parti'de gençleşme hareketi diye başlattığımız hareketle inşallah Cumali Başkanımızla, Osman Başkanımızla iktidar partisinin genç, dinamik kadroları burada oluşacaktır diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kadın Politikaları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, Sayın Milletvekilim, birlikte yol yürümekten gurur duyduğum İYİ Parti'mizin iyi ve cesur yürekli yönetim kurulu üyeleri ve Aksaray'ın güzide basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in izinde sizlerle birlikte omuz omuza yürüyeceğimiz ülkemizin ve Aksaray'ımızın bu makus talihini değiştirecek bu kutlu davada hep birlikte 4 yıldır mücadele etmekteyiz. Kıymetli dava arkadaşlarım, İYİ Parti Genel Merkezimizin almış olduğu 3. Olağan Genel Kongresini gerçekleştireceğiz. Aksaray İYİ Parti Teşkilatımız olarak birçok siyasi partiye örnek olacak şekilde önce delege, sonrasında ilçe ve merkez ilçe seçimini gerçekleştirerek 3. Olağan Kongresi öncesi hazırlıklarımızı birlik ve beraberlik içine tamamlamış bulunmaktayız. Yüce Mevlam birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Değerli İl Başkanım, Merkez İlçe Başkanım ve Sayın Milletvekilim, 22 Ocak'ta yapılacak olan Aksaray İYİ Parti Olağan Kongresi'nde İYİ Parti İl Başkanlığı'na aday olduğumu sizlerin huzurunda kamuoyuna duyuruyorum. Değerli yol arkadaşlarım, 20 yıldır ülkemizi yöneten AK Parti iktidarının milletimizi ve ülkemizi nasıl beter bir hale getirdiğini hep birlikte yaşıyor ve görüyoruz. Karakış kapıda, analar babalar çaresiz, milyonlarca üniversiteli genç işsiz pozisyondadır. AK Parti torpili olmadan milyonlarca üniversiteli gençler mülakat kapılarında. Tarım ve hayvancılık şehri olan Aksaray, ki ben veteriner hekim olarak Aksaray'da tarım ve hayvancılığın bitme noktasını geldiğini üzülerek söylemek istiyorum. Ülkede kaşar peynirin fiyatı etin kilotunu şu anda geçmiş durumda. Liyakatsizlik, yolsuzluk almış başını gidiyor. Üstelik 20 yıldır ülkemizi yöneten bu iktidar, bizi seçerseniz yolsuzlukla, haksızlıkla, rüşvetle savaşacağız diyor. Ya Allah aşkına soruyorum sizlere. 20 yıldır AK Parti iktidarı, muhalefette bizim mi haberimiz yok? Bunlar değil miydi verin yetkiyi, görün etkiyi diyenler? Bu parti hükümetinin, AK Parti hükümetinin bütün mensupları milletimizle alay eder gibi konuşmalarını doğrudan doğruya meslek haline getirmişlerdir. Değerli dava arkadaşlarım, son gülen iyi gülerdir atalarımız. Bu millet kendisine hizmet edene de, milletin sorunlarına kulak tıkayanlara da sandıkta en büyük cevap verecektir. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in de her zaman söylediği gibi, yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Birlik ve beraberlik içinde gecemizi gündüzümüze katarak gençliğimiz, heyecanımız ve İYİ Parti'ye gönül verenlerimiz ile ülkemizin, Aksaray'ımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın yarınları için doğacak güneş etrafında kenetlenip İYİ Parti'mizi iktidar yapacağız. Ve biliyoruz ki iyilik mutlaka kazanacak. İYİ Parti emin adımlarla çığ gibi büyüyerek geliyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkanımız, ayırsın.